uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı, bir ergonun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslam kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. Varşova kışında içinde katmerlenen karanlık, puslu ve soğuk havayı dinlediği tamburun sesiyle dağıtmaya çalışmıştı Yahya Kemal. O sesteki aşinalığa yaslanıp hasretten vuslata bir yol arıyor, hayal gücünün de desteğiyle teselli buluyordu. O günlerin üzerinden 90 yıldan fazla zaman geçti. Şairin özlemle andığı yerlerden bugüne ne kalabildiyse o kadarına mecbur, yine o tamburun şifasına muhtaç huzura vardık. Özer özel karşıladı tamburu, yayı ve mızrabıyla. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim. Halk müziğinde bu kadar yeri var mı hakikaten? Halkın içerisinde bu kadar bölünmüşlük yok. Yani halk müziği veya klasik müzik diye bir bölünme yok aslında. Bu bölünme eğitim işin içine girince bu bölünme oluyor. Aynı tıptaki gibi. Hmm. Nasıl her doktor, hani göz doktoru var, iç hastalıklar var. Diğer hastalıklar var. Onun gibi daha detaya inildikçe bölünme tabii haliyle ortaya çıkıyor. Fakat genelde bir bölünme yok. O yüzden bu enstrümanlar türkülerde çalınırken kullanılabilir. Diğer müzikte, diğer Türk müziği dallarında şey yaparken, icra ederken kullanılabilir enstrümanlar. Ben esasında tambur, mızrablı tambur icracısıyım. Fakat yaylıyı da birazcık çalıyorum azıcık. Sorunuzu bilmiyorum. Onun azcığıyla biz öyle yazdık. Onun tamından nasıl bir şey çıkıyor korkuyorum şu anda o tarafa doğru akmaya gitmeyi ama. Evet, tamam. Özel Bey, ben bu hatayı bazen yapıyorum. Evet, tamam. Şöyle devreye müzik gireceği zaman sonradan söze dönmek hakikaten benim açımdan çok zor oluyor mesela. Samimi söylüyorum. Kilitlenip kalıyorum. Bizi büyülüyor mu? Ne yapıyor? Müziğin tesiri nedir? Müzik tabii fiziksel bir olay biliyorsunuz. Seslerin titreşimiyle ortaya çıkıyor. Fakat bunu bir uyumlu hale getirdiğimiz zaman etkisi de o derece büyük veya küçük oluyor. Hangi müzik, hangi ses? Bunlar önemli şeyler. Tabiattaki bütün sesler değil. Tabiatta biliyorsunuz korkunç sesler de var, insanı korkutan, daha huşu veren, rahatlatan sesler de var. Türk müziği daha çok huşu veren diyelim, rahatlatan frekansların oluşturduğu bir yapı. İçerisinde bunları oluşturuyor. Benim icra ettiğim müzik de makamsal müzik diyoruz buna. Makamların oluşturulduğu müzik. Tabii alimler, eski alimler biliyorsunuz her alanda çalışma yapmışlar. Astronomi, tıp. Evet, evet. Bunu hayretle bugün izliyoruz. Hepsi bir arada. Müzik bugün de var bunların içerisinde. Hı hı. Müzik de bir şekilde tabii çok dallarla uğraştıkları için müzikle de bağlantılarını kurmaya çalışmışlar. Tıp da müziklerin tedavisi, makamların tedavisi diye araştırmalar yapmışlar. Demek müzik iyi icra edilirse tesirli olabilir. Ama kötü icra edilirse de hastalıkları yol açabilir. Böyle de bakılabilir. Böyle olumsuz bir tarafı da olabilir diyorsunuz. Tabii ki oluyor. Doğru, mesela size yararlı olan bir ilaç bir zaman sonra zararlı hale gelebilir.
Kötü ilaç kullanırsanız zararlı olur. Müzik de böyle. Yani kötü müzik dinlenirse insan psikolojisini bozabilir. Sağlığını bozabilir. Doğru düşünmeyi engelleyebilir. Efendim mesela diyelim, müzik... alışveriş merkezlerinde biliyorsunuz yüksek ritimli müzikler kullanılıyor. İnsanları bilinçsiz alışverişe yönlendirir gibi. Belki bunu bilinçli yapıyorlar, onu da bilmiyorum. Yani onunla ilgili ciddi duydum. Araştırmalar var, öyle söyleniyor, evet. Yani oradan şuurunuzu ve inisiyatifinizi elden alıp... Sizin hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi de oradan alıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Süpermarket müziği deniliyor buna. tabii. Renkler de böyle. Renkler de aynı şekilde. Orada göze hitap ettiği için bir şekilde onun da etkisi, rahatlatıcı etkisi var, rahatsız edici etkisi var. Tabii. Renkler de böyle. Frekanslar da bu şekilde. Biz tabii Türk makam müziğinde rahatlatan makamları tercih ediyoruz. Yani insana huşu veren, rahatlık veren, düşündüren. Hayatın içindeki tesiri size göre ne? Siz gerçekten çok usta bir icracısınız. Kısa vadede sizin mesela icranızın tesiri bizim paralize olmamız, konuşmakta güçlük çekmemiz şeklinde ortaya çıkabilir. Çünkü başka bir boyuta geçiyoruz hakikaten. Ama... Evet. Daha geniş anlamıyla acaba tesiri ne olabilir? Belki yaşanmışlıklarla alakası da kurulabilir. Mesela küçüklüğünde bir müziği dinlemiştir. Çocukken dinlemiştir. Büyüdüğü zaman aynı müziği dinleyince bağlantı kurmuştur geçmişiyle. Kurar. Bizim şu anda icra ettiğimiz müzik de aslında bugünün müziği değil çoğunlukla. Bundan 200 sene, 300 sene önce, 400 sene önceki müzikleri icra ediyoruz çoğunlukla. Belki o bağlantıyı kuruyoruz. Kültürle aramızdaki, o zamanki kültürle şimdi kültürümüz arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarıyoruz bilemiyorum ama kültür biliyorsunuz devamlılık isteyen bir süreç. Bir yerde kesilirse yeniden başlamak icap eder. Demek kesildi bir zaman bu kültür. Bilinçli olarak kesilmiş de olabilir. Tabii tarihi konulara çok fazla girmek istemiyorum. Yani çok fazla bilgim yok. Osmanlı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet sonrası diye üç bölüme ayrılmış vaziyette. Cumhuriyet döneminde ve sonrasında Türk müziği birazcık ikinci plana atılmış olabilir. Bunda müzikologların etkisi de olabilir. Felsefecilerin, düşünce adamların, fikir adamlarının da etkisi olabilir. Ve bu iki, bir iki kişiyi biliyorum ama ismini şimdi zikretmek istemiyorum. O az önce bahsetmiş olduğunuz kırılma ve kopukluk noktalarından söz ediyordunuz ve devirlere ayırarak bunu söylemiş oluyordunuz aslında. Oradan bakıldığında geçmişe ait bir şeyi yapıyormuş gibi bir hisse kapılıyor musunuz? Yoksa güncel bir şey mi yapmakta olduğunuz şey? Müzikal anlamda söylüyorum. O geçmişe, tabii geçmişe dair yaptığımız bilincindeyiz. Geçmişe dair bir şey yok. Ama bizden bir şey, bizden bir parça. Yani bizim bir parçamız onlar. Onları biz tekrardan bünyemizde tutmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Bu bir vücut, kültür bir vücut olarak düşünelim. Ondan bir parçanın yok olmakta üzere olduğunu düşünelim. Onu tekrar canlandırmaya, orayı iyileştirmeye çalışıyoruz. Kültürün tamamıyla ilgili mi söylüyorsunuz? Bu evet. Yoksa müzikten mi bahsediyorsunuz? Kültürümüzle bağlantısını söylüyorum. Müzik tek başına bir şey ifade etmiyor. İçerisindeki parçalar size bir şeyler anlatıyor. Sözleriyle anlatıyor. Ritmiyle anlatıyor. Enstrümanıyla anlatıyor. Mesela şu arkamda gördüğünüz mızraplı tambur yalnızca Türkiye'de Türklerin çaldığı bir enstrüman. Yani bunu Yunanistan'da göremezsiniz. İran'da, Suriye'de. Coğrafyası sadece Türkiye mi? Evet, yalnızca Türklere ait bir enstrümandır. Mızraplı tambur. Ömrü kaç yaşında mesela? Gerçi bunu, tek başına doğrudan bunun yaşını mı konuşuyoruz yoksa bu dönüşerek başka bir şeylerden gelmiş bir enstrüman mı? Tabii dönüşerek tabii, o da tabii ki öyle. Sümerlere ait olduğu söyleniyor kaynaklarda. Hocalarımızdan öğrendiğimiz pantur diye böyle bir enstrüman var. Fakat o pantur böyle mızraplı değil, özür dilerim. Derili bir enstrüman. Oradan bu hale bir şekilde gelmiş, zamanla değişim göstermiş. Belki ortama bir şekilde ayak uydurması için bu hale geldi. Onu tabii böyle detay detay enstrümanların şekillerini göremiyoruz maalesef. Şu anda gördüğümüz
Kantemiroğlu, Dimitri Kantemiroğlu'nun Dimitri Kantemir'in kitabında Edvard'ında zikredilen enstrüman Tamburi Türkiye diye de geçiyor, Türk tamburu diye. Tambur kelimesi bu coğrafyada mızraplı tamburların genel ismi. Şekilleri değişebiliyor. Evet. İsterseniz evet, şöyle lütfen. Lütfen. Bahsetmişken hem yakından şu enstrüman işte bu hale gelene kadar milattan önce 2000 yılından diyelim bu hale gelene kadar 4000 sene. 4000 sene de bu hale gelmiş yani. Epey yaşı var evet. Yani bayağı yaşlı bir enstrüman. Ama dinç, diri, güzel yani. Gelen ses gayet canlı. Bakalım çalacağız. Gelen ses canlı dediğimize göre bir bakalım mı nasıl bir ses veriyor mesela? Tambur gördüğünüz gibi mızrapla çalınıyor. Bu mızrap da biliyorsunuz büyük deniz kaplumbağalarının kabuğundan yapılıyor. Çok perdesi olan bir enstrüman. Bildiğimiz değil, öğrendiğimiz üzere diyerek tabii. Demek öyle. Evet, bunu evet. Bilmiyorum. Evet. Evet, yani materyal, malzeme olarak ne var elimizin altında? Şu aslında bu perdeler görüyorsunuz eskiden katküt dediğimiz bir iplikten yapılıyordu, bağırsaktan. Şu anda tabii kullanım çok zor olduğu için onun en ufak bir ıslanmada perdeler kendini bırakıyor. Şimdi misinaya dönüyor, naylon dediğimiz daha sert bir malzemeden perdeler bağlanıyor. Deforme olmasın. Tabii gördüğünüz gibi hiç teknik bir şeyi yok enstrümanın. Metal yalnızca telleri var. Yalnızca en üstteki tel katküt olabiliyordu eskiden. Çok kalın bir katkütten yapılıyordu. Olduğu gibi ağaçtan yapılan bir enstrüman. Bu hale gelene kadar kim bilir ne evrelerden geçti. Bu hale geldi. Bunun çok eski şeylerini bilmiyoruz tabii. Nasıl bir şekildeydi. Dedik ki Orta Asya'dan gelirken evet. Enstrümanlar taşınabilirdi. Daha ufak boyutlardaydı. Çünkü göçebelik var evet, neticede yerleşik bir düzen değil. Daha sağlam yani ufak olunca taşınabilirliği daha şey oluyor. Bu yerleşik bir toplumun enstrümanı haline gelmiş. Yani burada tabii taşınması şimdi bunu omuzunuza alıp böyle. Bu şekilde gidemezsiniz diyorsunuz bir yerden bir yere. Yani. Evet. Gittiğiniz yerde de eskiden belki o hikayelerin dilde kulaktan kulağa aktarılmasında büyük rol oynayan enstrümanlardı onlar. Ama şimdi tambur da böyle gündelik yani popüler şeylerin aracı değil tabii ki tambur. Daha yerleşik dediğimiz gibi daha üst seviye diyelim. Üst seviye diyelim. Evet. Diyelim mi? Dedim. Var mı? Bir hiyerar- Dedim. Tamam, şimdi konuşmaya başladık Özer Bey. Şimdi dedim. Konuşmaya başladık. Hı. Enstrümanlar arasında bir hiyerarşi var mı? Kullanım yeri dolayısıyla var. Yani mekan hangi mekanda? Nerede? Ne amaçla?
çaldığınız şey ne? Yani icra ne? Hmm. Evet. Söylediğiniz sözler. Onların hepsi etkili. Bence bir yere varacak orada bu. Bir yine de şey oluşturur tabii. Yaraşı oluşturur. Tam bunu böyle ulu orta yerde çalmanız mümkün değil. Her yerde çalamazsınız. Kabul etmez enstrüman. Kişiliği kabul etmez. Bunlar da insan gibi. Yani bunlardan yaşayacağı... Ne yakıştırıyorsunuz siz? Nasıl görüyorsunuz? Kişiliği var dediniz, insan gibi dediniz. Vakur diyelim. Ciddi diyelim. Çok söz söylemez. Yani çok fazla lakırdı yapmaz. Yani tek kelimeyle çok şeyi anlatabilir. Bir insan diyelim, enstrümana insan dediğimiz için. Ney sazı da böyledir. Kanun da böyledir. Hep farklı farklı kişiliklere sahip enstrümanlar bunlar. Tabii tamburun görüyorsunuz. Bayağı uzun bir klavyesi var. Klavyenin aralarında görüyorsunuz perdeler var. Bunların her biri bir şey ifade ediyor olabilir. Her birinde ismi var bu arada. Bütün perdeler. Tanıştırınız lütfen. Evet, mesela bu ne var? Mesela bu çerge. Bu budigah. Bu rast. Bu acamaşıran. Bu Hüseyin Aşiran. Bu yege. Bu gerdaniye. Bu acem. Bu Hüseyini. Bu muhayyer. Bu tiz çerge. Bu tiz ne var? Bunları nota deyip geçmemek lazım. Bunların hepsinin kişilikleri olan perdeler. İsimleri var, özel isimleri var yani. Yani insanlar da böyle değil mi? Herkese insan diyoruz ama herkesin bir karakteri kendine var. Kendine ait özellikleri var elbette. Karakteri var, isimleri farklı olabiliyor. İsimleri aynı olan da farklı değil mi? İsimleri hepsinin kemal diyelim ama... Bütün kemallerin aynı olduğunu düşünemeyiz. Yani. Peki biz bu ayrımı o zaman bütün tamburlardan aynı ses gelmeyeceği şeklinde mi anlayalım? Yoksa her tamburiden aynı evet. ses gelmeyeceği şeklinde evet, mi anlayalım? Evet, aynı şekilde. Evet, öyle. Her tamburdan aynı şekilde gelmez. Her tamburdan da aynı şekilde ses çıkmayabilir. Tambur yani çalan kişiden de bu lezzet alınamayabilir. Şimdi ben ustalara ne sorulmayacağını biliyorum ama o sorulmayanı çok seviyorum ben sormayı. Şu, hocam ne kadar iyi çalıyorsunuz, ne kadar zamanda bu hale geldi? Estağfurullah diyorum. Aslı ya, ne peki? Vallahi nasıl diyeceğim bilemiyorum ama... Siz söylersiniz onu, ben inanıyorum. Fatih ne gidiyorsun? O zaman ben bir türkü okuyayım. Kaçamazsınız, biz buradayız. Ama dinleriz tabii. Önce türküyü dinleriz, ondan sonra da sohbete devam ederiz. Tamam, tamam, fakat peki. Ben de şöyle yerimi alayım, sırtımı benim vereyim. Küçükken sanat okulu, yani torna tesviye okurken bizim müzik çalışmalarımız vardı, türkü çalışmalarımız. Orada söylediğim, dillendirdiğim bir türkü var. Onu okumaya gayret gösterelim. Sevgiyle dinliyoruz, buyurun. Güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. Güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. Üç beş güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Thank you.
kısa kısa çalıyorum. Sohbet edelim diye. İkisi de doyulur gibi değil ama Türkiye'ye başlamadan evvel demiştiniz ki Torna Tesfiye'de okurken söylediğim bir türkü vardı. Evet. Bundan bahsederek. Tahsil kısmına gelelim. Torna Tesfiye'de okurken, bağlama çalarken, ilk enstrüman bağlama ama şimdi tambur. O hikaye neydi? Nerede, nasıl başladı? O hikaye Adapazı Belediye Konservatuvarı'nda başladı. Ben işte bağlama çalıyorum dedim ama bağlamam yoktu benim. Ben bir suntadan bağlama şeklinde kestim. Televizyonda o zaman siyah beyaz bir saz görüyorum ama şeklini tam hatırlamıyorum. Böyle bağlama gibi suntadan kestim. Üzerine o zaman arabesk müzik revaçtaydı, çok popülerdi. Ayrılık Kolay Değil diye bir şarkı vardı. O şarkının perdelerini o suntanın üzerine işaretledim. Yalnızca onunla o şarkı çalınıyordu. Orijinal bir enstrüman. Evet, orijinal. Sahne üzerine mişina telleri gerdim. Tabii gayri şey bir enstrüman oldu. Tabii böyle bağlamayı rahmetli babam aldığı zaman çok hoşuma gitti. Yani bunu yaptığınızda yaşınız kaçtı? Yaşım ya 13'tü ya 14'tü. Peki evveliyatında müzikle ilgili bir... Her zaman herkesin olduğu gibi ilk önce tencere, çanak, çömlek, bardak, işte kaşık, çatal. Herkesin olduğu gibi filan demeyin. Kimsenin böyle bir hikayesi yok çok fazla. Ama bu ilginç. Şey var tabii, ailede başka müzisyen yok ama teşvik ediyorlardı. Hadi şimdi oğlum şu şarkı yok, şu türkü yok diye teşvik ediyorlardı. Ben de ağlıyordum. İlk önce ağlayarak şey yapıyordum. Zorlayınca bu sefer kimse susturamıyordu. Yani böyle bir ortamda büyüdüm. Rahmetli babam çok ilgiliydi müzikle. Kendisi teybi vardı, bir tane kayıt yapabilen. Ona gazel türü böyle şeyler okurdu. Öyle mi? Evet, okurdu. Tabii annemin sesi daha güzel. Yani benim sesim galiba annemden almışım sesimi. Tabii babam Urfalı. Urfalı, bir kısmı Zaza, bir kısmı Çerkez, anne tarafı Batum. İmparatorluk müziği diyorsunuz ama yani imparatorluk müzisyeni yani böyle yaygın tabii, bir coğrafyada. Evet, ben Melezim tabii, bir Anadolu şeyi daha hakim bir yapıda. Yani Batum'dan, öbürü Urfa'dan, ben Sapanca'dan. Yani benim kızım daha karışık. Şimdi benim evliyatımda bunlar var. Anne tarafı Bulgar göçmeni. Bulgaristan'dan göçenler. O şeyde, değişimde. İbadettim. Evet. Vallahi yaptığım müzik Anadolu müziği. Onu da söyleyeyim. Yani böyle tamam, ben bir Türk diyemeyiz. Onun içinde karışık çünkü. Türk de var, Kürt de var. Değil mi? Çerkez de var. Hepsi. Laz da var, Lazlık da var. Annem tarafı Laz. Evet. İlk tamburla, bağlamayla başladım. Bağlamada çok az perde vardı. Evet. Buradaki gibi çok fazla perde yoktu. Ben enstrüman yapım bölümünde okudum. Adapazı Belediye Konservatuvarı'nda. Çünkü enstrümanım yoktu ya, kendi enstrümanı yapım diye orada şey yaptım. Bitirdim orayı. 2 senelik mezunum. Oradaki hocamız şey dedi. Buradaki enstrümanları dedi, genelde dedi makam müziği enstrümanlı olduğu için sizin öyle bir enstrüman seçmeniz lazım. Bütün hocalar oturdular, enstrüman hocaları. İçlerinde kemençe vardı, kanun vardı, ut vardı, tambur vardı, ney vardı, kudüm vardı. Bunlardan birisini seçeceksiniz, mecbursunuz. Ben de bağlamaya en yakın olarak tambur gördüğüm için tamburu bu şekilde seçmiş oldum. Oradaki hocamız İstanbul Radyosu saz sanatçılarına Necip Gülses'ti. Necip Gülses hocamla Teknik Üniversitede de devam ettik. Sonra hocam kendi deyimiyle şöyle dedi, Necdet Eşer diye bir hoca var dedi, usta var. Onu dinle dedi, üslubunu o yönde devam ettir. Necdet Eşer hocamız bu sayede tanımış oldum. Benim oradan öğrenci arkadaşım, okul arkadaşım, belediye konservatuarından Hakan Alvan, neyzen. O da bana kasetler verdi. Bu kasetlerde Necdet Eşer'le Niyaz Sayın'ın kayıtları vardı. Onları dinleyerek öğrenmeye çalıştık. Yapabildiğimiz kadar bir yerlere gelmeye çalıştık. Allah razı olsun onlardan.
Her tamburdan aynı ses gelmez, her tamburiden de aynı ses çıkmaz diye az önce söylemiştiniz. Sonra oradan Türkiye'ye bağladık ama sohbete geleceğimizi söylemiştim. Evet. Şimdi bu teknik bir şey gibi görünmesine rağmen farkı ortaya koyan şey ne? Sizi bütünleştiren şey ne onunla? Sazendelerin beslendikleri kaynaklar vardır. O beslendikleri kaynaklar neyse o da odur enstrümanda. Enstrümanlar o sazendelerin bir aynası gibidir. Yani söyleyemeyeceği şeyleri sazına, çalgısına söylettirir. Söyleyeceği bir şey varsa söyler. Söyleyeceği bir şey yoksa zaten söyleyemez. Sürekli aynı şeyleri de söyleyebilir. Söyleyecek bir şey olmadığı için sürekli aynı şeyleri söyler. Bir monotonluğa girer o. Ama dediğim gibi derinlik, felsefe bunları yapabiliyorsa kişi ya da nerelerden, çok fazla yerden beslenebiliyorsa sazı da o şekilde renkli, düşünceli efendim söyleyeyim bir enstrüman haline geliyor. Ama dediğim gibi her enstrüman, her tamburdan aynı lezzeti alamayabilirsiniz. Benim öğrencilerim de şimdi ilk başladılar, şu anda kelimeleri böyle harfleri yan yana heceleri getiriyorlar. Ama ileride onlar da ne kadar zamanda konuşur bir tamburi? Ha, evet, bir tamburi çok güzel. Ay, o soruya geldik. Aslında kişinin ona gösterdiği zamanla da alakalı. Siz onunla ne kadar meşgulseniz size o kadar cevap verir. Ha, bu böyle 2 artı 2, 4 filan gibi bir şey olmayabilir diyorsunuz. Ama günde ne kadar çalışıyorsa onunla alakalı bir şey. Ve de doğru hocayla başlamak esas. Yanlış hocayla değil, doğru hocayla başlanacak. Ve günlük 8-9 saat. Biz dünyanın dışından, yani sizin dünyanızın dışından bakan insanlar olarak bunu anlamakta güçlük çekiyor olabiliriz ama hani enstrüman belli, notalar burada, iş belli. Neden bu kadar farklı olabilir? Ne demek doğru hoca? O da nasip. Ona da nasip diyelim. Size mesela sizin niyetiniz sahih, salih ise size haktayla karşınıza doğru insanlar çıkarıyor. Siz farkına o zaman varamıyorsunuz. Ama bir zaman geçtikten sonra anlıyorsunuz. Yani bu ondanmış diyorsunuz. Benim de arkadaş çevrem, abilerim, ustalarım haktayla böyle karşıma çıkardı onları. Dedi Özer, sen bunlarla çalışacaksın. Sen bunlardan bir şeyler öğreneceksin dedi. Ve bu nasip dediğimiz bu. Yani size her zaman karşınıza çıkmıyor bunlar. Doğru hocayı da siz kendiniz bulamayabiliyorsunuz. O bir şekilde karşınıza çıkıyor. İyi değerlendirebilirseniz, hocayı bırakmazsanız, işte doğru hoca dediğimiz, o da zaten çok fazla değildir. Yani bir elin beş parmağı geçmez yani. Çok azdır onlar. Ama bulmak lazım, peşinden gitmek lazım. Benim yurt dışından, ben yurt dışına çok ders vermeye gitmedim. Genellikle yurt dışından ders almaya geldiler. Öyle mi? Evet. Mesela İspanya'dan gelen oldu, Almanya'dan oldu, Amerika'dan oldu. Hatırladığım bunlar Bulgaristan'dan sizde oldu. Bunlar sizi tanıyan kişiler mi yoksa müziğe başlamış ama sizde devam eden kişiler mi? Müziğe başlamış, tambura bir şekilde merak sarmış, devam ettirmek isteyenler. Bir şekilde buluyorsunuz yani o usta yani. Doğru, arayış da galiba nasibi getiriyor bir şekilde. Tabii ki, nasibinizi arayacaksınız yani onda. İlim neredeyse, Çin'de olsa gideceksiniz. Yani bu da böyle. Makam müziğinin aslı burada olduğu için, Anadolu'da olduğu için, İstanbul'da olduğu için o bunu öğrenmek isteyenler İstanbul'a gelmesi gerekir. Yani müzik başka bir yere gitmez mi? Kaynağında mı öğrenilmeli? Ya da kaynağından o kaynaklık tabii ki, İstanbul bir kaynaklık teşkil ediyor. Kaynağından öğrenilmeli tabii ki. Burada olmalı. Diyarbakır'daysa buradan sesleniyorum. Tambur öğrenmek istiyorsa, benden öğrenmek istiyorsa buraya İstanbul'a gelmeyin. Çünkü İstanbul'a yalnızca tambur öğrenmek için gelmiyorsunuz. Buradaki kültürü de görüyorsunuz. Buradaki medeniyet algısını da hissediyorsunuz. Yalnızca İstanbul'da müzik öğrenmek için gelinmez. Bu müzik nelerle meşgul ilişki içerisinde onları da görüyorsunuz. Tabii günümüzün İstanbul'unda kişinin işi gücünden ne Beylerbeyi'ne gidebiliyor, ne Emirgan'a gidebiliyor, ne Sarıyer'e, ne efendim Selim Üsküdar'a gidebiliyor. Böyle de bir zorluk da yaşıyoruz. Hangi İstanbul? Hangi İstanbul? Yani şimdiki İstanbul mu yoksa bundan bir 80-90 sene önceki İstanbul mu? Veya 100 sene önceki?
Bence canlı. Bakın bugün Emirgan'dayız. Benim de karşımda Özer Özel var. Demek ki bu canlı. Evet. Demek ki güzel bir damar var burada. O zaman o damardan biz biraz daha bir şeyler dinleyelim mi? Ne dersiniz? Yani ne dersiniz derken ben öyle söylüyorum. Uygun görürseniz de çok sevineceğim. Peki ne dinleyeceğiz? Ne dinleyelim? Bir İstanbul türküsü dinleyelim. Saz ve ses sanatçısı Tamburin Özer Özel. Bugün de bu anda yaşıyor ama işi baktığımız yerden görebildiğimiz kadarıyla dünden yarına ilmek atmak. Sanatın merkezleri vardır. Tamburu öğrenmek isteyen İstanbul'a gelsin diyor. Bu ciddi bir söz. Her ne kadar güler yüzle sarf edilmiş olsa da içinde bir ikaz var. Bu ikaz belki de bu şehrin ne olduğunu, ondan zevki selim ve insaniyet adına neler alabileceğimizi söylüyor. Ve biz sohbetin sonuna gelirken meydana bir İstanbul türküsü çıkıveriyor. Geçerken çevirdiler yolumu, yolumu, yolumu. Devriyeler bağladılar kolumu, 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 kolumu. Balat duramaz doğru fener, on paraya nane şeker, of 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 of, nane şeker, of.